Narin annesi onu bir yakını ancak götürmüş olabilir tahmininde bulunuyor. Bugün 19. günde Narin'in cesedinin bulunmasının ardından ve amcanın fiilen birinci derece şüpheli hale gelmiş, zanlı haline gelmiş olmasının ardından bu röportajı nasıl okuyorsun yapan gazeteci olarak? Ben o röportajı yaptığım zaman o anneyle ben iki kez röportaj yaptım. En az 4-5 kez görüştüm. Annenin bir şeyler bildiğini hissettim. Ama bir şeyleri söyleyemediğini de hissettim. Söylemek istediği bir şeyler vardı ama söyleyemediği durumlar da vardı. Bunu hissettim. Annenin ifadelerinde tutarsızlık vardı. Bir gün önceki röportajda bana dedi ki Narin 2'de Kur'an kursuna gitti. 4'te gelecekti. Biz amcanın evine gidecektik. Narin'e gelince amcaya gel dedim. İkinci röportajı yaptığımda ise Narin Kur'an kursuna gittikten sonra biz uyuduk dedi. Evet. Yani tutarsızlıklar çok fazlaydı. Annenin içinde bildiği ama dile getirmediği gerçekler vardı. Ve Narin 15-15'te eve giderken o evin rampasına en fazla 2 dakikada çıkabilir. 2 dakika sonra evde olmasına rağmen 17.40'ta amcasının evine gidiyor. 2,5 saat evde kalıyor ancak biz görmedik diyor. Sonra görüyoruz ki Narin'in özel eşyalar, yani çantası, koluna taktığı çantası, Kur'an kursunda aldığı kitap, terliği, hepsi o çuvalın içine konulmuş. Özellikle konulmuş. Niye konulmuş? Çünkü Narin'in evde olmadığı gerçeğini öne sürmek için. Israrla Narin evde değil, eve gelmedi dediler. Ancak Narin'i herkesin gördüğü, herkesin inkar ettiği bir gerçek vardı orada. Ben de bir şey sorabilir miyim? Tabii. Bugün iki kaynaktan aşağı yukarı soruşturmanın aydınlatıldığıyla ilgili bir bilgiyi teyit edebildim. Bunlar soruşturmanın içeriğine vakıf kaynaklardı. Adli tıpın kesin sonuçları bekleniyor imiş resmi açıklama için ama düğümün çözüldüğünü söylediler. Ve düğüm de senin üzerinde durduğun gibi Narin'in evde ne gördüğüyle ilgili deniyor. Hatta merdivenlerde eşyaları çantaya konmuş izi belli olmasın diye ama eşarbı merdivenlerde bulunmuş, evin merdivenlerinde bulunmuş diye bir ayrıntı da verdiler. Sende böyle bir bilgi var mı? Yani soruşturmanın aslında tamamlandığı, cinayetin aydınlatıldığı, motivasyonun ve failin bilindiği ile ilgili sende bir teyit var mı? Yoksa hala üzerine mi gidiliyor? Cinayet aydınlatıldı. Yani Narin'i kimin öldürdüğü konusunda artık şüphe yok. Ancak Narin'in niçin öldürüldüğü, neden katledildiği bu sorunun cevabı aranıyor. İşte bu sorunun cevabı Salim Güran'da. Salim Güran'da niçin öldürdüğünü söyleyemiyor. Söylemek istemiyor. Bunu çözmek için ve bizim bugün akşam saatlerinden öğrendiğimiz bakanlığın, Adalet Bakanlığı'nın özellikle WhatsApp yazışma ve mesajlarının istenmesi, bakanlığın bu yönde WhatsApp yetkilileriyle görüştüğü ve o mesajların Narin Güran'la ilgili, yani o güne ait mesajların verileceği ve onların dosyaya girdikten sonra bu olayın çözüleceği. Ancak dediğiniz doğru, dosyada her şey çözüldü. Ailenin birçok bireyi de bu konuda bildiklerini anlattı. Kabul ediyorlar. Birçok kişinin bu konuda bilgisi var, önceden bilgisi var ki köydeki gözaltında bulunanların %80'inin telefonlarını temizlediği, çoğunun telefonu değiştirdiği, bütün görüşmelerini, WhatsApp ve diğer sosyal medya görüşmelerini sildiği de alınan ifadelerde, kolluk ifadelerinde ve telefonlar üzerinde yapılan çalışmalarda ortaya çıkan bir gerçek. Bu vahşi cinayetin sebebinin, motivasyonunun da çözüldüğüyle ilgili bana bir doğrulama yapıldı. O konuda sende bir bilgi var mı? Yani adli tıp raporu çıkmadı ama yani netleşmedi, kesinleşmedi ama büyük ölçüde orada ifadelerde söylenen bilgilerde Narin'in boğularak katledildiği yönünde ve dediğim gibi kilit nokta Narin neye şahit oldu da katledildi. Çünkü 2 gün sonra düğün vardı.
o düğün öncesi, ki buradaki düğünler çok görkemli olur, çok katılımlı, çok kalabalık olur, herkes çok özel hazırlanır. O düğün öncesi Nari'nin şahit olduğu şey düğüne gölge düşürecekti. Nari'nin babası köyde yoktu. Akşam gelecekti ve Nari'nin o bildiğini, gördüğünü babasına anlatacaktı. Her şey değişecekti. O nedenle baba gelmeden Nari'nin katledildi ve şimdi o son nokta da çözülmek üzere. O son nokta, yani Nari'nin niçin öldürüldü? Onun cevabı %100 bulununcaya kadar o sorgu devam edecek. Bu gece itiraf eder mi bilmiyorum ama öldürdüğünü itiraf ettiği yönünde bilgiler var. Niçin öldürdüğünü de söylemediği bilgisi var. Ya şöyle söylendi bana. Düğün hazırlıkları, işte düğün davetiyelerinin dağıtımı sebebiyle köyün çok sakin olduğu, ailenin diğer fertlerinin düğünle meşgul olduğu, köyün gençlerinin de ortalarda bulunmadığı ve Nari'nin de beklenenden daha erken eve geldiği, görmemesi gereken bir şey gördüğü. Doğru. Sen de az önce ona işaret ettin. Bu sebeple de cinayetin işlendiğinin düşünüldüğü, bu yönde cinayetin açıklığa kavuşturulduğu söyleniyor. Tabii dili varmıyor insanın telaffuz etmeye. Bir de tabii en doğrusu resmi açıklamayı beklemek. Motivasyonla ilgili, sebeple ilgili. Fakat sanki geriye pek bir sır. Aile üyelerinin de gözaltına alınması ve şüphelik olarak. Tabii. Yani sanki Nari'nin gördüğü her neyse o karanlık sırla birlikte gömülmek için canice susturuldu. Ve aslında o sır da onunla birlikte gömülmedi. Çünkü ortaya çıktı. Fakat telaffuz edemiyoruz. Muhtemelen sen de bana söyleneni biliyorsun. Evet. Ama kimsenin dili telaffuz etmeye varmıyor. Akif, peki orada şöyle bir durum var. Nari'nin bir de gitmesi gerekiyor Kur'an kursuna ama Nari'nin gitmek istemiyor. Anne ben gitmek istemiyorum diyor. Annesi de bunu itiraf ediyor. Ve anne bunu özellikle göndermek istiyor. Git diyor kızım, git diyor. Ve Nari'nin saat 2 civarında gidiyor. 2 civarında gittikten sonra anne şunu söylüyor. Annenin kendi itirafı. Kızım biz 4'te Amcangül'de olacağız. Sen direkt Amcangül'e gelirsin. Nari'nin 4'te çıkacak. Ancak Nari'nin Kur'an kursunda 3.15'te çıkıyor. 3.15'te çıktıktan sonra da direkt eve doğru geliyor. Kuzenleriyle eve gidecek. Kuzenlerine şunu söylüyor. Diyor ki ben biraz başım ağrıyor. Biraz da yorgun hissediyorum kendimi. Bizim evin orada gizli bir yer var. Çok da serin. Ben gidip burada biraz uyuyacağım. Sonra gelirim oynarız. Ve Nari'nin oraya gittikten sonra 2.5 saat hiçbir şekilde görülmüyor. Hiçbir yere gitmiyor. En son 17.40, yani Nari'nin 4'te gitmesi gerekirken 3.15'te gidiyor. İşte ne oluyorsa o erken gidiş Nari'nin katledilmesine neden oluyor. Evet. Bu arada arkadaşlar hazırsa Diyarbakır Barosu Başkanı Nait Eren de bizimle birlikte. Nait Bey, iyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar. Nait Bey, sizden de en sıcak gelişmeleri almak istiyoruz. Zira soruşturmanın zanlarından bir tanesi kendisinin Nari'nin küçük bedenini sakladığını itiraf etti. Ve amcası Salim Güran doğrudan doğruya cinayetin zanlısı haline geldi. Kendisinin yeniden ifadesine başvuruldu. Buna ilişkin bir bilginiz var mı baro başkanı olarak? Eminim size yansıyan pek çok bilgi oluyordur içeriden. Ya öncelikle ben bir kez daha tüm toplum olarak, ülke olarak başsağlığı diliyorum. Uzun bir süre hepimiz aslında Nari'ni sağ salim bulmak konusunda umutlar taşıyorduk ama son bir haftadaki gelişmeler aslında soruşturma dosyasındaki gelişmeler bir şekilde umutlarımızın kaybolmasına sebep olmuştu. Ben bugünkü ya da dün dosyadaki somut gelişmelerden önce sizler vasıtasıyla bir açıklamada da yapma ihtiyacı hissediyorum. Malumunuz ilk andan itibaren Diyarbakır Barosu dosyayla ilgili özellikle de